Merhaba değerli arkadaşlar, bugün 5 Mart 2023 Pazar saat 12.14, 12 çeyrek geçiyor. Hemen başlangıçta şunu belirteyim, dün akşamdan beri Bursa'da bir provokasyon yapıyor devletin özel savaş cihazı. Ergun Okoğlu mu dersiniz, Seferberlik Tutki Kurulu mu dersiniz, ne derseniz deyin. Eee bu seçim döneminde karşılaşılacak sorunların ilki e, muhtemelen Diyarbakırlı sporculara saldırılacak ya da muhtemelen öldürülebilirler de bu ihtimaller de var. Türkiye'de tamamen e, şey diyecekler şirazesinden çıkaracaklar bunun yapılabilmesini sağlayan her şey önce şu altılı masanın dağılmış olması da bunun ortamını hazırladı. İki, özellikle Bursa'da bunun seçilmiş olmasının şununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Ülke Ocakları Başkanı, eski başkanı öldürüldü. O Bursalıydı. Bursa'da onun ölümü üzerine o ülkücülerden çok büyük bir tepki vardı. Şimdi onları derleyip toparlayıp tekrar devletin çizgisine sokma e, tepkilerini nötralize etme operasyonu bir yanıyla da anladığım kadarıyla e, şu an Twitter'a baktım biraz en solcu bilinen organlar bile saldırıyı kavga kelimesiyle tanımlıyor bakın e, bir iki örnek vereyim T24 diyor ki Bursa'da kavga ne bileyim bir dakika Yani hemen hemen hepsi sol bilmem ne o da kavga diyor. İşte spor TV kavga diyor. Yani bir saldırıya kavga diyerek Medya Türk kavga diyor. Maç başlamadan kavga çıktı. Ee, hepsi kavga diyor. Yani bu açıkça bu haberin verilişi bile bu operasyonun bir parçası. Ee, yani dikkatli olmak gerekiyor. Elimizden gelen bir şey yok. Ama yani Ahmet, Ahmet Sporlu futbolcular orada yani bir kurbanlık koyun gibi faşistlerin ve bu devletin eline atılmış durumdalar. Ne, kar, ne ne kadar saldırılar nerede dururlar bilmiyoruz. Bu da bunu da planlamışlardır tabii. Çünkü Türkiye'de halk korkaktır. Devlete güvenmeden hiçbir şey yapmaz. Bu saldırılar sabaha kadar otel önünde bağırmalar falan Emre Belezoğlu'nun kavga falan olmadı. Ben terörle mücadele diye yorumluyorum diye tweet'i vesaire falan bütün bunlar aslında çok ciddi bir provokasyon hazırlandığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bunu son anda ki izlenimlerinden ve dün geceden beri zaten huzursuzum bununla ilgili haberleri okuduğumdan dolayı ama işte bugün dedim bir video yapayım. Epeydir video yapmamıştım. Yazılar yazmıştım. Şimdi bu 6 aylık dönemde ne yaptım, ne ettim, neyin için yaptım, hangi amaçları güttüm, hangi kaygılarla hareket ettim. Biraz böyle rahat sohbet havasında bir tane videoya sığar mı bilmiyorum. Daha ayrıntılı, daha arka plan bilgileriyle Tabii bu arka plan başka bir yerlerden alınan istihbaratlar anlamında değil. Kendi düşüncelerimin arka planı anlamında e, o anlamdaki bilgilerle biraz anlatmaya çalışayım. Yarın, bunu niye yapmaya mam gerekiyor? Yarın öbür gün yani bu işi artık Erdoğan kazanacak. Evet Erdoğan karşısında kim çıkarsa işte HDP'nin ya da işte Beşli Masa'nın ortak adayı olursa ya da olmazsa onu destekleyeceğiz falan ama bu baştan yitirilmiş bir savaşı savaş alanında değiştirme çabasıdır. Yani bazen futbolda yenilmekteyken bir takım birdenbire yıldız bir futbolcu vardır. O birkaç çok güzel hareket yapar. Hiç umulmadık hareketlerle bir iki gol atar ve oyunu değiştirebilir. Bu oyunda böyle bir futbolcu yok. Bizim bir etkimiz de yok. O bakımdan böyle bir savaş alanında savaşın neticesini değiştirme ihtimali görülmüyor. Belki uluslararası dengelerde ya da hiç hesaplamadığımız başka bir olay olursa değişme olabilir. Ama bunun haricinde şu an gidiş kesin bir yenilgiye doğru. Neden? Çok basit bir hesap var. İyi Parti ve ee, yani ülkücülerin bir kısmı iktidara yamanmaktan çekilmiş ülkücülerin bir kısmı diyelim ve e, tabii İyi Parti'de sadece ülkücüler yok diğer böyle arada kalanlar da var. Onlar artı HDP aynı tarafta yer almıyorsa CHP'nin yanında bugünkü durumda bu üç güç aynı tarafta yer almıyorsa yenilirler. Birisi diğeriyle uyuşamıyor. Bu durumda şu anda koptuğundan daha önceden İyi Parti öbür taraftı HDP dışındaydı. Şimdi HDP'ye yaklaşıyorlar gibi HDP de bunu bir nimet kabul ediyor ama şimdi öbür taraf dışında her iki her halde yenileceğiz. Yani bu matematik bir durum var ortada. A artı B artı C. Ee, lipotlar hesabı diye bir şey vardır. Yani hepimiz organik maddelerden yapılmışız. Yani bir insan büyüse yani diyelim bir gökdelen boyutlarında olsa King Kong filmlerinde olduğu gibi o boyutlarıyla büyüyemez çünkü e, vücudun yapısını oluşturan kemikler o kadar büyük bir yükü aynı form içerisinde tutamaz. Ne yapar? O zaman daha da kalınlaşmak zorundadır. Filler örneğin nasıl bu Lilliputlar hesabı nedeniyle kocaman e, bacakları vardır. Çünkü o vücudu taşıyabilmek için diğer canlılardan daha bir kalın bacağı ihtiyacı vardır. Ya da kocamanın kulakları var ve derisi buruşuk. Neden? Çünkü o kadar büyük bir et kitlesinin içerisinde vücudun normal çalışmasıyla bir sürü ısı üretiliyor. Bu ısının dışarıya verilmesi lazım. Bunu nasıl verecek? İşte o koca kulaklarla verecek. O kulaklar bir tür e, havalandırma işlevi yapıyor. Vücudu niye şeyli, Tıpkı radyatör gibi yani daha uz uz geniş bir alan sağlayıp vücudun enerjisinin ya da ısısının dışarıya verilmesini sağlıyor. Bunlar fizik yasalar. Bugünkü e, güçlerin konumlanışında da benzer bir fizik yasa var. A artı B artı C'nin sağlanması gerekiyor. Bu sağlanmadığı takdirde yenilgi kaçınılmaz. Şimdi herkes... oh. İyi Parti yükünden de kurtardık. Şimdi artık kazanırız diye umut ediyor. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Daha doğrusu ben kandırmıyorum da bana işte Bodrum'dan ya da Ege sahillerinden yazarak biz umut içerisindeyiz, biz aksine çok sevinçliyiz, tam mücadele havasına girdik falan diyen kendi ne bileyim akvaryumlarının mahallelerinin dışına çıkmayan, kendi seslerinin yankısını duyan, Türkiye'deki güçleri yüzde yirmi beşi hiçbir zaman aşmamış CHP, onun çevresinde, dışında, dışındaki bütün güçlerin e yaklaşımı böyle. Ben ise bunun baştan aşağı yanlış ve yanılgı olduğunu düşünüyorum. CHP'ye hadi bir de HDP'yi ekleyelim. Hadi 35, hadi 40 olsun. Hadi 45 olsun ama bu güçle Erdoğan yenilemez. Bu güçle Erdoğan artı Ergenekon ya da işte Genelkurmay, MİT, Polis, Bekçi, Sadat, diğer silahlı silahsız istihbarat, mafya, bunların oluşturduğu domuz topu yenilemez çok büyük bir güç, çok geniş bir cephe oluşturulması gerekiyordu ki bu iktidarın gücünün, bu iktidarın saldırısı durdurulabilsin ve bir mevzi kurulabilsin. Maalesef kimse olaylara böyle bakmadığından yenilecek bir savaşta çevirmeye çalışacağız. Ama bir şey olmayacak. Ama ben bu durumda en azından Yarın Erdoğan kazandığında... ...sen o zaman ne yaptın diye sorulursa... ...bu halk bana sorarsa... ...ya da gelecek kuşakla... ...şimdiden... ...ta başından beri... ...neyi, hangi düşüncelerle nasıl yaptım... ...neyi amaçladım... ...ne gibi taktikler uyguladım... ...ne yapmaya çalıştım... ...bunu biraz açıklamak istiyorum. Bir de bu aynı zamanda... ...kendi tecrübelerimi aktarma... E, ...aracı da olacak. Çünkü... Nihayetinde ben de Türkiye'de 50-55 yıldır, 60 yıla yakın yıldır, 13-15 yaşlarından beri politika içindeyim sayılır. Türkiye Partisi'nin e, o 65 seçimlerindeki döneminden beri ki ondan önce de Çetin Altan okuruydum. O dönemden beri e, yani 13 diyelim, 13 yaşından beri bugün de 2023'teyiz. Yani 60 yıldır İyi kötü politik mücadele içinde olan bir insan olarak bir yanıyla da olaylara nasıl yaklaşırım, nasıl hesaplarım o konuda biraz bilgi vereyim. Belki birilerinin ileride bir işine yarar. Dikkat ederseniz benim yaklaşımımın hiç, benzeri hiçbir tane ikinci yazar, düşünür, politikacı, politik örgüt ya da bir çevre olmadı. Yok. A hiç kimse HDP'yi eleştirip HDP'ye öneriler yapmıyor. B hiç kimse esas görevin Erdoğan'ın yıkılması olduğunu söylemiyor. Herkes demokratikleşmeden falan söz ediyor. Ben tamamen herkesten farklı bir çizgi izledim. Yani Verdi yazdığım konular, verdiğim yap, konulara verdiğim ağırlıklar, önerdiğim çözümlerle tamamen dikkat ettiyseniz farklı bir yerde durdum. Bu hayatımda ilk defa olmuyor. Birçok kere ben hayatımda böyle hep tek kaldım. Tipik bir örnek vereyim. Cezaevinde mesela tecrit olmuş birine karşı yine devrimcilerden başka birileri Adeta bir öldürme eylemi yapacaklardı ama o öldürme eyleminin esası o tecrit olmuş kişi değildi. Ona yönelik olarak başka bir devrimci önder arkadaşımızı öldürmeyi ya da başka şeyler yapmayı planlıyorlardı. Orada o kritik anda ona durulmasa bunlar amaçlarına da ulaşabilirlerdi. Ben o kritik anda ona karşı durduğumda tecrit oldum. Herkes e, uzaklaştı adeta ama orada durarak en azından onların amaçlarına ulaşmalarını engelledim ve bir şeyler yaptım. Yani bunun gibi başka çok örnekler ya da Abdullah Öcalan yakalandığında herkes bu iş bitti, hain aslında Türk devletini mahkum edebilirdi, şöyle böyle diyordu. Yok diyordum ben. Aslında Abdullah Hocalar doğru yapıyor, bir stratejik dönüş yapıyor. Aksi takdirde tamamen Kürt hareketi yok olurdu. O zaman da herkes bana nasıl saldırıyordu, neler söylenmiyordu, hiç kimse selam vermesi hale gelmişti ama sonunda yine haklı çıktı. Burada da öyle olacak. Onların sonra da bir sürü şeyler oldu. Ne bileyim HDP oy ver şeyleri, çatı partisi tartışmaları vesaire vesaire. İşin ilginci dediklerim doğru çıktığında beni eleştirenler oralarda mevki edindiler ve öyle kaldılar oralarda. Şimdi neden böyle? Bu fark nereden geliyor? Birincisi ben bir kere işçi çocuğuyum. Ailem belki burjuva kökleri var. Yani bir Osmanlı devlet memuru. Ana tarafımda, baba tarafımda. Yoksullaşmış, proletelleşmiş bir aile derim. Ama kültürel olarak burjuva kültüründen gelen aydınlanmacı bir aileden geliyorum. Bunun benim hayatımda yarattığı olaylara sandalyeler arasında diye Almanların Swischen'den Stülen diye yani ne o taraftasın ne o taraftasın ikisinin de dışındasın dolayısıyla ikisine de ikisinin de eğilimlerini gözleme olana veriyor sana benim arkadaş çevrendekiler ya esnaf ya da işçi çocuklarıydı küçükken ama o çocuklar arasında yani şehir eşrafının çocukları memur çocukları da vardı diyelim ki mahallemizde Bunlar iki ayrı dünya gibiydi. Bir, birlikte oynuyorduk, her şeyi birlikte yapıyorduk ama bunların kültürleri, duruşları, davranışları farklıydı. Ben kültürel olarak burjuva olanlara yakındım tabiri caizse. Memur çocuklarına Ama toplumsal konum itibariyle iş, esnaf ve iş çocuklarına yakındım. Dolayısıyla ne ondan ne ondandım. Ne kendimi onun içinde iyi hissediyordum ne öbürünün içinde hissediyordum. Onlar da beni ne kendi içlerini alıyorlardı ne dışlarını alıyorlardı. Böyle garip bir durumdaydım. Bunun verdiği değil bir kere bir seçiş var. Bu başka bir şey. İkincisi ben devrimci olduğumda Türkiye'deki olayların merkezinde yaşadım bir sürü şey. Yani Cağaloğlu'ydu eskiden. Cağaloğlu'nda bütün basın vardı. Bütün aydınlar, bütün politikacıların vesaire. Ankara'da bir şey olduğunda biz orada o gün duyardık. Yani Cağaloğlu küçücük bir yerde bir şekilde. Ve orada Derinci Öğrenci Birliği, Deniz Gezmiş gibi işte binlerce öğrenciye yönlendirebilen bir liderin olduğu 15-20 ya da hadi el azamadık 30-40 kişilik devrimci öğrenci birliği çekirdeğinin içerisindeydim. Dolayısıyla biz Türkiye politikasındaki her şeye anında reaksiyon da gösterebilen, az çok bir kitle gücüne dayanan bir yerde 19-20 yaşında gençler olarak politika yapıyordu. Bunun bize da bir şeyler oldu. Bir başka şey İsmet bir. Türkiye İşçi Hareketi'nin o 50'lerdeki sanayileşmesinin ürünü olan en militan, en devrimci ve aynı zamanda Marksist Kıvılcım'ın kitaplarını okumuş ve onlarını benimsemiş. Önderiyle yıllarca çalıştım. Ondan çok şeyler öğrendim. Onunla polisin gözü önünde, devletin gözü önünde, onun tümüyle kontrolündeki insanlar arasında ona karşı nasıl grev yapılabilir nasıl ona karşı mücadele edilebilir onu öğrendim aynı şeyin farklı bir biçimini Kıvılcım'la yapmıştı işte yol adlı eserinin sonunda 30-33 arasında Elazığ cezaevinde yazdığı legaliteden yararlanma ya da o zamanın deyimiyle legaliteyi istismar. yani biz her şeyi legal ortamda yapmak zorundayız o illegalite şu bu olmuyor diye ve Çıktığında ne yapıyor? Cağaloğlu'nda tam da vilayetin karşısında, devletin tam gözünün önünde. Hani bu şey için derler ya, Carlos Maregel'le tutuyormuş şehir gerilasını evini ta emniyet müdürlüğünün karşısında tutuyormuş. Tuğulcum adeta devletin tam gözünün ortasında, tam karşısında, vilayetin karşısında bir dükkan tutuyor. bir biblioteğini kuruyor, kitap satmaya başlıyor, kitaplarını yayınlıyor ve cezaevindeyken ...yazdığı yolun aslında legal versiyonlarını yazıyor. Yani cezaevinde yolda işte yakın tarihten birkaç madde diye... ...elbette bir komünistin rahat diliyle yazdığını diyelim çıktığında... ...Edebiyatı Cedid'in otopsisi, otopsisi diye yine Osmanlı döneminin son sınıf ilişkilerini ele alan... ...ama bunu edebiyat üzerinden yapan kitap yazıyor. Ya da orada işte stratejik planı diyor, özgüt işçi sınıfı... ...burada Türkiye işçi sınıfının sosyal varlığı diyor vesaire bu şekilde legaliteyi kullanan, işte Marx'in bibliyotelerinde Marx, Engelsen'in temel eserlerini yayınlıyor. Yani 30'lu yıllarda tek başına bir insan devletin gözü önünde Marxist klasikleri yayınlıyor ve Marxizmin en başarılı uygulaması olan eserler veriyor ve o eserlerin yanısı pratiğiyle bir Marxistin legaliteyi nasıl yararlanacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu tecrübeler bizi şöyle düşünmeye itti pardon şunu da ekleyeyim. 1970'li yıllarda Doktor Hikmet Kılıcı'nın yayınladığı üç kitap vardır. Halk Savaşı'nın planları, oportunizm nedir? Devrim zorlaması, Demokrat. Burada önemli bir bölüm vardır. Biz o zamanlar işte gerilla düşündüğümüzde işte gerilla kitaplarını okuyorduk. Guevara'nın savaş anları, Gerilas şehir gerillası vesaire, Alberta Boya'nın kitapları vesaire. Aynı zamanda askeri kitaplarda okuyorduk işte Klaus Witz'in ıı, savaş ıı, üzerine kitapları vesaire. O zamanlar son suyu bilmiyorduk. Bir, yani keza Stalin büyük ölçüde strateji, taktik falan diye yazmıştı. Troşki de öyleydi. Yani Ekim devriminden sonra politik mücadele insanlar bir iç savaşta orduları yönettikleri için askeriyenin kavramlarıyla politikayı açıklamaya başlamışlardı. Strateji nedir, taktik nedir, mücadele biçimleri, örgüt biçimleri falan. Bunları Alman, o Prusya'nın Alman e, savaş talimnamelerinden hareketle oralardan alıntılarla Değerinci mücadele, strateji nedir, taktik nedir, saldırı konağı nedir, savunma kararı nedir, bütün bunları anlatan kitapları da vardı. Yani bu üç kitapta bunlardan da bahsettilerdi. Biz bunlardan da değiştik. Dolayısıyla bizim kafamıza şöyle bir yaklaşım da yerleşti. De gençliğiyken bile vardı bu. Herhangi bir şey yaparken nasıl devletin genel kurmayının savaş kurmay bölgesinde ya da savaş dairesinde özel psikolojik savaşa da var, herhangi bir zabit kurmaylar bütün gelen bilgilere göre stratejiler çizerler falan biz de aynı şekilde ha karşımızda böyle bir güç var biz de aynı şekilde bizim güçlerimiz nedir karşı tarafın güçleri nedir yedek güçler nedir bunlarla nasıl mücadele edeceğiz şu an acil görev nedir hangi tepeyi almamız gerekiyor vesaire tarzında bir düşünce tarzı oluşturduk bir yaklaşım tarzı oluşturduk ben hala şu an her davranışımı yaparken böyle bir düşünce içerisindeyim Emperyalizm karşımda Türk devleti karşımda ben bu gücümle ne yapabilirim nereden tutabilirim nasıl yapabilirim hep bu yaklaşım içerisindeyim bu yaklaşımlar bugünkü kuşaklarda yok dolayısıyla tamamen farklı olmasın ardında böyle bir yaklaşımların böyle bir arka planı var bir başka ne son neden biz bu devlete karşı korkunç bir güvensizliğimiz vardır. Mesela birisi legal basında, radyoda, televizyonda öne çıkıyorsa, övülüyorsa ben daha baştan onu şüpheyle karşılarım. Mesela örneğin bir şey, bir örnek vereyim. Bla bla TV mi? Babala TV mi? TV mi ne var? Bu ara çok gençler arasında meşhurmuş. Hatta Barış Atay çıkmış çok büyük puan toplamış. Ben bundan şüphe duyuyorum. Bu genel kurmayın desteklediği bir projedir diye düşünüyorum. Çünkü normal olarak bu devlete tehlike oluşturan bir şeyin üzeri örtülür, suçla boğulur, daha doğmadan yok edilir. Ha bunun ardında muhakkak belirler. Sonra araştırdım. Onun işte o Oğuzhan Uğur mu? Diye bir adam var. O Oğuzhan Uğur'u da ben bilmiyordum. Babala TV, bab bla bla TV neyse işte onunla ilişkisi olduğunu dikkatimi şeyde çekti. Sonra geleceğim bu konuya ama e, Mansur Yavaş'ın aday olmayacağı tarzında bir açıklama yaptığı tarzında bu bir tweet mi ne attı? Ben hiç böyle bir adamı da bilmedim. Allah Allah ilginç dedim. Benim analizimin tersiydi bu. Böyle bir beyanat vermeyeceğini düşünüyordum. Çünkü evet Mansur Yavaş bu konuda konuşmuyor ama ben aday olmayacağım falan diyeceğini de düşünmüyordum. Sadece geçiştiriyordu. Yani bu yaklaşım içerisinde olduğunu biliyordum. Ee, onun böyle kritik bir anda tweet atması benim şüpheme yol açtı. Çünkü daha sonra açıklayacağım. Mansur Yavaş'a karşı da bir operasyon geliştirildiğini düşünüyordum. Girdim internete baktım işte o birkaç önce de gün önce de adını duydum zaten bla bla TV midir nedir onu oluşturan ya da koturanlardan birini onun öndeki tipi olduğunu öğrendim. Dolayısıyla o ikisi de benim için ayrıca bir üçüncü nokta daha vardı. Türkiye İşçi Partisi bu ara çok piyasaya sürülüyor. Herkes onu övüyor. Her yerde onlardan bahsediliyor. Bu da benim için çok olumsuz bir şeydir. Bir kere bu ülkede seni övüyorlarsa, öne çıkarıyorlarsa hemen ben kuşku duyarım. Burada derim bir puşluk, burada bir ipnelik, burada bir şey vardır. Bunun ardını kollamak gerekir. Buna güvenmemek gerekir. Sapanından taşı eksik etmemek gerekir. Ben sadece başkalarına karşı değilim böyle. Kendime karşı bile böyleyim. Bu devlet bu basın bu yayın beni bir iki kere böyle bir yerlere davet etse bir program yapmak istese ulan derim ben nerede yanlış yaptım ya ben nerede yanlış yaptım bilmediğim bir şeyler mi e, nesnel olarak bir ihanet içinde miyim diye kafa yorarım devrimci adamın böyle davranması gerekir bütün bu yaklaşımlar bir arada zaten benim başka türlü davranmama yol açıyor ama bunların yanı sıra bir şey var benim kaybedecek bir şeyim yok. Herkese bakın. Ya bir örgütle ilişkisi vardır ya bir ağın içerisindedir. Basınla ilişkisi olan bir ağın içerisindedir. Bir örgütle ilişkisi olan bir ağın içerisindedir. Bir partiyle ilişkisi olan entelektüellerle ilişkisi olan bir ağın içerisindedir. O ilişkileri kaybetmek istemezler. İnsanlar için korkunç önem vardır bu ilişkileri. O nedenle benimki gibi bir tak tak. Rahat tavır alamazlar. Ne derlerse desinler ben bildiğimi okurum diyemezler. Kaybedecek bir şeyleri vardır. O nedenle bir sürüsü arka plandan beri haklı görse, görüşlerimi beğense bile açıktan bunu ifade etmekten çekinir. Çünkü izleyicisi, okuyucusu, bilmem necisi ona birdenbire karşı tavır koyabilir. O kadar sertini kaldıramaz insanlar. Benim ise böyle bir derdim oldu. Olmadığından daha köşeli, daha kesin, daha itici konuşmaya çalışırım. Kasıtlı olarak yazılarımda ve konuşmalarımda itici de yazarım. Çünkü beni, insanların fikirlerimin içeriğinden dolayı biçimine hoş gördükleri için değil, biçimine alerji duysalar bile içeriğini doğru buldukları için az çok beğenmelerini ya da sormalarını isterim. Bütün bunlar bir arada tabii zaten baştan bir temel farklılık yaratıyor. Var olan dünyanın karşısında alternatif olarak yer alıyoruz. Bu benim yani çok genel olarak biraz sohbet havasında gidiyoruz. Esas olarak yaklaşımım böyledir yani. Devletin gözü önünde onunla nasıl mücadele edilir? Sorun benim için hep bu oldu ve böyle olma devam ediyor. İki, bir, bir kaç noktaya daha de, değer vereyim. Herkes devrimcilere, sosyalistlere çok değer ver. Onların ne dediğine ne. Ben değer vermem. Bir laf vardır. Bu kadar cehalet ancak eğitimle olabilir diye. Ben sosyalist olarak hayatımda şunu gördüm. Pırıl pırıl zekası olan eski dolu arkadaşların ya da genç devrimcilerin herhangi bir örgüte girdikten sonra böyle filmlerde vardır. Hani böyle adam gözlerine bakar, oruç eder, ondan sonra onlar böyle ruh gibi olur. Bu arkadaşların herhangi bir örgüte girdikten sonra, herhangi bir Marksist kitaplarını okuduktan sonra bütün zekalarının parmaklığını, kıvraklığını yitirdiklerini böyle ruh gibi ne bileyim tarikat müridi gibi olduklarını gördüm. Bu beni hep düşündürdü. Sonra bunun aslında bu sistemin yarattığının bir benzeri olduğunu, bugün Türkiye'de yani cahil aydınlar dünyası vardır. Yani bu kadar cehalet anca eğitimle olabilir diyebileceğimiz korkunç bir cehalet vardır. Aynısı sosyalistler arasında da var. En basit şeyi göremez durumdalar. Sosyalist olmasalar normal insanların içgüdüleriyle ya da sezgileriyle ya da hatta hayat tecrübeleriyle çıkarabilecekleri sonuçları bile çıkaramazlar. Olayları bile göremezler. Dolayısıyla ben sosyalistlere hiç değer vermiyorum ve sizlere de eğer sosyalistseniz sosyalist olma niyetiniz varsa hiç değer vermeyin derim. Sıradan insanlardan 3-5 tane tanıdığınız olsun, 3-5 tane ilişkiniz olsun. Mesela ben annemin görüşlerine çok değer verirdim. Annem yani öyle politikayla uğraşmış bir insan değil ama normal sıradan bir insandı. Ben herhangi bir şeyde bir fikrim olsun istediğimde Türkiye'den uzaktayım telefonla sorar anne ne, bu mesele ne diyor falan filan o onun bir iki cümleyle tepkisi asas normal yaşayan sıradan insanların tepki ve değerlendirmelerini yansıtırdı. Bunun gibi benim çevremde tanıdığım, fazla yakında olmadığım ya da işte bir de bir diyelim bir yerde diyelim otururken kulak misafiri olduğum sıradan insanların tepkileri beni çok e, düşündürür, onlara değer veririm ve herhangi bir politik durumda değerlendirmemi yap, yaparken o edindiğim bilgileri her zaman hesaba katarım. Dolayısıyla tekrar edelim. Türkiye'nin devrimcileri cahildirler ama bu cehalet, eğitimle elde edilmiş bir cehalet olduğundan cahil olduklarını da bilemezler. Korkunç bir çıkmaz burada. Bunu bunlara bir tarafa koyalım. Şimdi arkadaşlar ben ne yapmaya çalıştım? Ne zamandan beri ne yaptım? Ee, olaya şu yaz başından gireyim. Ben bu yaz başına kadar seçimlerle meçimlerle hiç ilgilenmiyordum. Nasıl olsa diyordum Erdoğan kazanır. Pek umudum yoktu. Herkes yani çok değişecek falan işte Erdoğan yıkılıyor mu kılıyor ama başka türlü bakıyorum ben dünyaya. O piyasadaki şeylerle bakmıyorum. Şu anki Türkiye'de bakıyordum. Ulan bu devlet Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da bir yayılma politikası izliyor. Bunun için muazzam angajmanlara girmiş durumda. Milyarlarca borçlar alınıyor, yatırımlar yapılıyor, silahlanılıyor vesaire. Böylesine bir transatlantik düşünün böyle bir yola düzülmüş gidiyor. Bunu böyle çevirmek böyle kolay değil. Ve o kendisi çevrilmesine karşı çok direnecek. Bunu çevirebilmek için çok güçlü bir hark hareketi gerekir. Kitlelerin büyük bir dinamizmi gerekir. E bu yok Türkiye'de olamaz çünkü CHP, İyi Parti, hatta HDP, kitle hareketinden korkuyorlar. Böyle bir şeye yapabilecek cesaretleri yok. Bu yönde çünkü daha önce önerilerim oldu. Bırakalım siyasi e, özgürlükler alanını tamamen sırp insan hakları alanından hareketle bir kitle hareketi yaratılabilir diye taktik önerilerim oldu çeşitli dönemlerde ama bizzat şu bizim eğitilmiş cahiller dediğimiz sosyalistler ki sosyalist bütün partiler de aslında CHP'nin gençlik kollarıdır. Türkiye İşçi Partisi öyledir, TKP öyledir, Sol Parti öyledir. Diğerleri de çeşitli derecelerde öyledir. Hepsi de, e, CHP'nin gençlik kollarıdır. HDP içerisinde CHP'nin de yine çok büyük bir etkisi vardır. Zaten HDP aslında HDP'li olmuş CHP'lilerle, HDP'li olmuş Barzani'cilerin dengesine dayanmaktadır diyebiliriz. Böyle bir güç ilişkisinde bunu yapacak bir güç de yok. Dolayısıyla herhangi bir başarı olma ihtimali olduğunu düşünmedim. Ancak işte iktisadi krizin yükselmesi, COVID'in, etkileri vesaire. Ya belki bu iktisadi krizden dolayı kitleler bir memnun duruma düşebilir. işte Erdoğan uluslararası durumda tecrit olabilir vesaire falan düşünerek diye düşünerek biraz kulak kapartma, ilgi duymaya başladım. Yoksa ben kendim aslında nasıl olsa artık biz unumuzu eledik, eleğimizi duvara astık. Ölmeden önce son nefesimize kadar hiç olmazsa teorik bir iki eser bırakalım, öyle ölelim e, diye çalışıyordum yani. O arada yavaşla falan, şimdi hep Mansur Yavaş bağlamında şey diyorum, oradan girerek anlatayım bu meseleyi. Yavaş mavaş diye birini de bilmiyordum aslında. Hiç duymazdım. Yani Ankara Belediye Başkanı diye bir eski ülkücünün olduğunu biliyordum. Bir yerde Anadolu, İç Anadolu'da bir şehirde iyi belediyecilik yapmış. Onu da biliyordum. Bu iyi belediyecilikle ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'ye hiç gitmemiştim. Bilmiyorum. Yani Eskişehir'de işte CHP'li bir belediye başkanı var. Eskişehir'i çok güzel yapmış diye biliyordum. Bütün bildiğim oydu. Türkiye'deki son yılımda galiba eşimle böyle bir arkadaşın arabasıyla aldık. Şöyle bir Karadeniz'den Turu yaptık Sinop'tan aşağıya indik. Böyle oradan tekrar geri dönecektik. Kastamonu denen yeri ben böyle kötü, iğrenç, ne bileyim öyle bir yer olarak düşünüyordum. Yani Çankırı, Kastamonu, Yozgat falan bunlar benim kafamda böyle kötü yerlerdi. Lan Kastamonu'nun içinden geçiyoruz. Ulan ne güzel şehir. Böyle dereç edilmiş, her şey şehrin eski biçimi en azından turistik yapılmış falan filan. Ya dedik burada kalalım bakalım biraz şehri gezelim. Sonra işte şehirde kalırken falan onun belediye belediyesi MHP'li olduğunu duydum. Allah Allah dedik ya yani bu MHP'lilerden de böyle çıkarmaymış. Yani aynen böyle düşündük. Sonra işte bir de bu Mansur Yavaş'ın ne pazar neydi o pazarcık mıydı neydi? neyse işte o İç Anadolu şehrinde belediye başkanı olarak benzer şeyler yaptığını duydum da o, Aa, herhalde bu da Kastamonu belediye başkanı gibi yani o belediye başkanlığını güzel yapan bir ülkücü falan diye de öyle kafandan geçirmiştim. Bütün bildiğim bu kadar değerli Bir gün yani YouTube'da bazen YouTube insan önüne bir takım şeyler e, videolar çıkarıyor. Bir video çıkardı. İşte Mansur Yavaş hukuk fakültesi de mi? Hukuk fakültesi mezunu mu? fakültesi öğrencileriyle mi ne? Bir toplantıda konuşuyor. Konuşma dikkatimi çekti. Adam bizler sizin seçtiğiniz görevlileriz. Sizin bize hesap sormanız lazım. Bizim aslında size hesap vermemiz lazım. Falan gibi. Yani halkın devletten üstün olduğu, devletin halkın ortak yaşamasının ihtiyaçları için halkın görevlendirdiği insanlar olduğu, kendi vergileriyle onun masrafını karşıladığı ama onların halka karşı selam, e, hesap vermesi gerektiği anlayışını yansıtan bir konuşmaydı bu. Allah Allah dedim. Bu adam yanlış yerde herhalde. Ne biçim MHP'li. Çünkü normal bir ülkücü ve MHP'li için devlet vardır. Millet devlet içindir. Yani bizzat hala bu Akşener biliyorsunuz devlete millet lazım diye <laughs> devlete şu lazım, devlete bu lazım, devlete millet lazım diye bu millete demokratik bir devlet lazım değil. Devlete bu merkezi bürokratik faşist devlete bir millet lazım. Yani merkezi bürokratik faşist devlete biat etmiş bir kitle lazım. Bir faşistler yığını lazım anlamında programını açıkladığı bir dünyada, bir Türkiye'de bir belediye reisi adı da ülkücülere ülkücülere çıkmış bu. Belediye reisi böyle diyor. Allah Allah dedim. Burada bir çelişkisi var. Bu çelişki herhalde adam nerede olduğunu bilmiyor ya da fikirleri değişmiş olabilir. Ha ben onu zannediyordum ki ya da belki de hala öyledir. Fikirleri değişmemesine rağmen yani hala ülkücü olmasına rağmen kariyerist hesaplarla CHP'ye girip ya da CHP'nin içinde başkenti ele almak için böyle işte iyi adı iyiye çıkmış, iyi belediye çıkmış bir insanı kabul ettiğini, ülkücülüğüne rağmen kabul ettiğini zannediyordum. Ama adamın hiç de ülkücü gibi konuşmadığını gördüm. Bu ilginçti. Yani halk devletten üstündür, millet devletten üstündür, devlet milletten üstün değildir. Bunun bilincinde olun mesajını vermeye yönelikti konuşması. Bu Aynı zamanda Vatan Partisi programının kıvılcımının çok önem verdiği bir şeydi. Hatta Yapı İşçileri Sendikası için kartı, üyelik kartının arkasına böyle halkın anlayacağı tarzda bu türde şey, devleti milletten üstün değil, milleti devlet üst, milleti devletten üstün gören bir sendikacılık yapacağız diye yanlış hatırlamıyorsam cümleleri böyle kısa kısa cümleleri vardı. Onlardan biri de buydu. Bu benim kafamda kalmıştı. Ya dedim adam iki aklımdan geçirdim. Adam dedim aynen bizim Kıvılcım'ın dediğini diyor. Vatan Partisi'nin o zamanki söylediğini söylüyor. Yani esas olan millettir. Devlet onun ortak yaşamanın ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken bir araçtır. Ve bunun pahalı bir cihaz olmaması gerekir tarzında aşağı yukarı benzer şeyler söylüyor. Bu dikkatimi çekme üzerine biraz adam üzerine dikkat etmeye başladım. Sonra öğrendim ki yine haberlerden öğrendim. Ankara Belediyesi bütün ihaleleri açık yapıyormuş. Bunu da televizyondan yayınlıyormuş. Bu çok önemli. Çünkü benim yazdığım demokrasi programında şöyle maddeler var. Devletin şirketleri, her türlü kurumun, derneklerin, örgütlerin her şeyi tüm yurttaşların kontrolüne açık olmalıdır. Yani Özel hayatın gizliliği diyor ya ben de kamusal hayatın gizliliği olmamalıdır diye bir parolam var. Bugün solun dünyada şöyle bir hatası var. Devletin elinde her şey var. Devleti parçalamak onun bütün gücünü ele alıp onu dişini tırnaklarını sökmek gibi bir derdi yok. Kendisini soğumak gibi bir derdi var. Yani işte özel hayatın gizliliği. Bu konuda yasa teklifleri falan. Zaten senin gizli bir yanın yok kardeşim. Sen devletin gizliliğini ortadan kaldırmayı esas siyasi hedef olarak tanımlaman lazım. Çünkü sen özel hayatını koruma Türklüğünde devlet karşısında tek bir bireysindir. Onun tekniği, gücü, şu sıfırsı karşısında hiçbir e, esamen okunmaz. Dolayısıyla bu politik olarak da yanlıştır. Hedef olarak da yanlıştır. Ama böyle bir geçişsel program yani devletin, şirketlerin, örgütlerin hiçbir şeyinin gizli olmaması, tüm toplantılarının, tüm kararların, tüm kamuoyuna açık olması gibi bir kural aslında bir sürü sorunun bir vuruşta halledebilecek bir sorundur. Adam en azından ihaleleri açık yapıyormuş. Bu çok dikkatimi çekti. Çünkü ihale ve iş yeri Türkiye'deki partiler niye iktidara gelmek ister? İhaleleri almak için ve iş yerlerine, münhal kadrolara kendi taraftarlarını yerleştirmek için. Çünkü bunun aracılığıyla kendilerine bağlı insanlar oluştururlar. Kendi kadrolaşmalarını yaratırlar. Diyelim ki CHP'li bir belediye bir sürü CHP'lilere, aydınlara, şunlara, bunlara bir iş yeri sunduğunda bir olarak sağladığında ya da bir ihale verdiğinde artık o onunla o günah ortaklığına gelmişler demektir. Belki bir iki kuşu, kuşak o ondan sonra CHP'li olacaktır. Ya da AKP'li olacaktır ya da başka şeyli olacaktır. Bunu Türkiye'deki devletin örgütlenme mekanizması böyledir. Yani her şey insanların hakkının olmaması ama bir takım numaralarla bir takım noktalara uğraşması ama bu numaraların aynı zamanda hukuki bir yanının da olmaması. Gerekir ki devlet herkesin bu açığını yarın öbür gün ona karşı kullanabilir. Devlet kasıtlı olarak bunu Türkiye'de destekler. Dolayısıyla Türk halkının hepsi aslında açıkları olan insanlardır. Ve devlet de sistemini böyle oturtmaktadır. Devlet Diyelim ki bir minibüs hattı var. Sen orada minibüs alacaksın. Minibüsünün ama bilmem nesi eksik. Biraz müşret verirsin, onu alırsın. Sen o andan itibaren o devletin kontrolündesin. Sen onu küçük bir çapta yaptın zannedersin. Ama zaten o küçük çapta yaptın da senin üzerine gelmez. İda. Ama kritik bir anda, kritik bir anda seni istediği gibi kontrol altına alır. Sen zaten kafanda bu açığın olduğunu bildiğinden hiçbir zaman başını çıkartamaz. Her zaman böyle altta kalır. Türkiye'deki devletin örgütlenme mekanizması budur. Devlet haklı, hakka dayanan, hukuken hakka dayanan ve bu hakkını koruyacağın organların olduğu herhangi bir örgütlenmeye, bir sisteme, bir hukuka karşıdır. Bu sayede bugünkü devlet egemenliğini sürdürebilmektedir. İşte bunu Yaralayan bir şeydi ee, Yavaş'ın bütün ihaleleri açık yap yapması. Yani belli bir partinin görüşlerine, partinin taraftarlarına vermiyordu bunu. Kuralına göre yapıyor ve bir de bunu kontrol etsin yurttaşlar diye açık veriyor. Bu Türkiye'de çok büyük devrimci, çok önemli bir şeydir. Hani deniyor ya Mansur Yavaş bir şey söylemiyor. Bence söylüyor, çok ciddi bir şey söylüyor hem de. Türkiye'deki devletin temellerine dinamit koyacak bir uygulama o yapıyor. İkincisi, ülkücü olabilir adam. Ama muhtemelen bir Türk milliyetçisidir. Ama şey seçildiğinden beri, başkan seçildiğinden beri hep Atatürk ve Türk bayrağı resimleri önünde. Burasında da bir Türk bayrağı ya da ne, Atatürk mü ne ...bir rozeti var. O kadar... ...herhangi bir böyle işaret vermiyor... ...ne bileyim başka... E, ...ülkücü sloganlar atmıyor... ...kelimelerini dikkatlice seçiyor... ...herhangi bir siyasi görüşten yana görünmesin diye... ...sadece kendi görevleri üzerinde teknik... ...bir dil kullanarak konuşuyor. Tarafsızlığını vurguluyor. Yani devlet görevlisi olarak ben vatandaşların siyasi, dini, iktisadi şu bu görüşleri karşısına tarafsız olmak zorundayım. Tavrını somut olarak koyarak bir şeyler söylüyorum. Bunlar çok değerli şeylerdi. Bunları gördüm. Bunlara dikkat çekmeye başladı. Dikkatimi çekmeye başladı. Ya dedim o arada anketlerde de yavaş hep birinci çıkmaya başladı. Ha dedim demek ki Halkımızın bir sezgisi vardır. Bu adama böyle değer verdiklerine göre demek ki benim bu gözlemlerimle halkın kendi sezgisi ve değerleri çakışıyor. Bu çok önemli. Bu adam hem eski MHP'li, hem eski ülkücü, hem de şimdi CHP'den, hem de her türlü görüşten insanın desteğini alabiliyor. Bu Erdoğan'ı yenebilir. Bunun etrafında bütün muhalefet toparlanabilir. Böyle bir fikir oluşmaya başladı benim kafamda. O zaman belki yahu dedim bu seçimlerden bu adam aracılığıyla çıkılabilir. O zaman yine çevremdeki bir takım insanlara şöyle bir öneri getireyim dedim. Ha bu arada şu dikkatimi çıktı. HDP Olaya böyle bakmıyor. Edepe klasik olarak hala işte biz solcuyuz, işte bizi tanısınlar, Kürt sorunu hallolsun falan. Halbuki ben 2015 Haziran seçimlerinin yenilgisi, yeni, Haziran seçimlerini kazandık. Ondan bir hafta, iki haftasından sonrasından beri şu tespiti yaptım. Bugünün Türkiye'sinde artık sorun demokrasi değildir. Çünkü artık devlet saldırıya geçmiştir. Barış bir daha da söz konusu değildir. Kürt sorunu hali kısa vadede söz konusu değildir. Şu anki hedefimiz e, bu saldırıyı durdurmak olmalıdır tarzında bir yaklaşım şey diyordum. Ve o zaman yazdığım, 2015'te yazdığım yazılarda bile Sırrı süreyalar falan hala işte barıştır, Kürt sorunudur, insanlar ölmesin falan. Siz Yakalanacak ana halkayı yanlış yakalıyorsunuz diye tespitlerim vardı. Bu tespitler ışığında ben o zamandan beri zaten birisi barıştır, Kürt sorundur, demokrasidir deyince ah diyorum günün acil görevini belirlememiş bu adam henüz. Bu yaklaşım e, çerçevesinde gidiyordum. HDP'nin de hala e, o, o havalarda olduğunu bildiğimden ya dedim acaba bu yavaş olasılığı üzerinden HDP'ye bir şeyler yapılabilir mi? Çevremde bir iki kişiye sordum. Ya dedim HDP şimdi yavaşı destekleyeceğini açıklasa, aday gösterildiği takdirde. Gelin muhalefet olarak hepimiz yavaşı destekleyelim dese. Eski büyükücü ve CHP'li olduğu için kendisinden bir fedakarlık yapmış olacak toplumun genel çıkar uğruna ve bu çıkmaz var yani Türkiye'de şöyle bir çıkmaz var. Hem HDP'den hem İyi Parti'den oy almadıkça bir adayın kazanma şansı yok. HDP artı CHP'de kazanamaz, CHP artı İyi Parti'de kazanamaz. Bu durumda HDP aslında oldukça demokrat olabilen, eğer ülkücüyse bile bunu yaptığı işlere yansıtmayan, Hakkında da büyük ölçüde güvendiği belli olan, her çeşitli kesimden oy alacağı belli olan, belli ki hak sezgileriyle ha bu adam bizi bu bölünmeden, bu içine girdiğimiz boktan durumdan çıkarabilir diye seziyor ve onu destekleyeceğini ifade ediyor. Anketlere yansıyor bu. HDP bunu destekleyeceğini ilan etse birdenbire tıkanmış olan muhalefetin önünü açabilir. Önünü açtığı için kendi itibarı şey yükselir. Ee, bir mücadele azmi gelir insanlara, politik ortam birdenbire değişir. Türkiye'nin önü açılabilir gibi bir yaklaşım. Bunu çok güvendiğim birkaç insana söyledim. Hepsi ki bunların içerisinde yani hiç benim görüşlerime yakın insanlar da yok. Hepsi ya böyle bir şey olsa, böyle bir mucize olsa tamam harikadır falan dedi. Bunun üzerine ben bir de bunu pratikte deneyeyim bakayım dedi. O arada şeye takılmıştım biraz. E, Clubhouse diye bir yer var. Or orada ben İslamcılar'ın falan da e, gruplarına dahilim. Onların da neler izlediğini izliyorum. Orası ayrı bir dünya. Türkiye'nin solcuları ayrı bir dünya. <laughs> Siz bir yani öyle bir dünya, iki farklı dünyaya baktığınızda solcuların uzayda mı olduğunu düşünüyorsunuz? Onlarınkine baktığınızda onların da uzak olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle iki ayrı dünya. Neyse. Onların biraz daha gene ayakları yere değiyor. Soncuların hiç yere değmiyor. Ee, oral, oradan birileri kulüp havuz'a katılıyorlar, tartışmalara katılıyorlardı. Gerçekten derin düşünceli, entelektüel insanlar yani değer verdiğim insanlardı. Ben de takılayım biraz oralara dedim. Ve bu fikrimi Orada bir iki oturumda açığa çıkardım. Ortaya koydum. Dedim ya dedim HDP bugün at pazarlığı politikası izliyor. Yani beni destekleyin şöyle. HDP şöyle çıksa Mansur Yavaş'ı muhalefet aday göstersin dese aslında Türkiye'deki bütün dengeleri alt üst edebilir. Hem de kendisi için çok iyi olabilir. Türkiye'yleşmek diyor bu amacına ulaşmış olur. Bir anda Türkiye Partisi olur. ...önündeki bütün tecrit olmuşluğundan kurtulabilir. Ayrıca muhalefetin yol göstericisi ve fiili önderi durumuna geçer. Demoralizasyonu ortadan kaldırır ve birdenbire dengeler altüst olur. Bunu bu şekilde kısaca açıklamaya çalıştım. Anlattım. Bir iki defa bunu yaptım. Korkunç bir linç edim. Ama linçi yapanlar kimler? CHP'lilerdi. CHP'lilerin hepsi hiçbir şekilde bugün olduğu gibi... Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesindir. Yahu sen ne karıştırıyorsun? Bunlar nereden çıkıyorsun havasında saldırdılar. Bir de Kürt ulusalcıları yani Barzaniciler. Türklerden bize ne? Aslında gerçek fikirleri Türkiye'de demokrasi falan olmayan. Yani biz Kürtler ne koparabilirsek koparalım. Erdoğan bizimle pazarlık yapıyorsa onunla pazarlık yapalım. Şu yapıyorsa onunla pazarlık yapalım. Şu an Erdoğan yapmıyor. İşte bir altılı masada sıkıştı mı, elimize düştü mü onunla pazarlık yapalım. Kafasındaki aslında barzaniçi, Kürt devleti kurmaktan başka bir hayali olmayan, demokratikleşme diye bir derdi olmayan, demokratikleşmeyi sadece kendi Kürt devletini kurmak için belki bir araç, aradaki... Kullanılacak bir yol olarak kabul eden insanlar bir birdenbire böyle bir linç yedi. Bu linç de deyince aha dedim. Bu linçler de tesadüfi değil. Sadece sosyolojik ya da politik duruşlarla ilgili değil. Burada çok ciddi bir sorun var. Bu Mansur Yavaş'a karşı aslında devletin desteklediği, özel savaş dairesinin desteklediği bir kampanyada yürütülüyor olabilir diye kafama soru işaretleri takıldı. Şimdi ortada bir garip durum gibi bir şey vardı tabii. Bir yandan bu adam böyle klasik ülkücü gibi düşünmüyor. İki, devletin temellerine dinamit koyacak bazı pozisyonları uyguluyor ve savunuyor. Üç, bununla çelişkili gibi görünen bir şey var. Akşener diyelim bunu istiyor gördüm. Gerçekten istiyor mu diye sormaya başladım kendi kendime. Baktım ki aslında Akşener istemiyor. Akşener aslında CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun başkan adayı olmasını istiyor. Ancak bunu kendisi direkt yapmıyor çok zekice kurulmuş bir tu tuzak ve HDP'yi bu tuzağa düşürerek amaçlarına ulaşmayı düşünüyor. Bunu fark ettim. Çeşitli beyanatlarını, vurgularını ağırlık verdiği, üzerinde durmadığı konulardaki sözlerini dikkatlice izleyerek. Yani bugün A Akşener, beşli masadan ayrılarak hede işte Kılıçdaroğlu'nun karşı e, adaylığına karşı olduğu için ayrılmadı. Tam da amacına ulaştığı için artık görevini yaptığı için ve bu görevi iyice garantilemek için ayrılıyor. Ayrıldı. Yani bunu bilin. Ve bunu bu, bunun yapılmasında yani Kılıçdaroğlu'nun böylesine hiç kimseyi muhatap bile almadan kendi adaylığını dayatmasını sağlayan neydi? HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini söylemesi. HDP'yi bu tezgah nasıl düşürdü? Kendisinin aslında adayının yavaş olduğunu düş, düşünerek böylece HDP, HDP hem yavaşıp veto ederek hem Kılıçdaroğlu'dan yana şeyini kullanarak e, tercihini açıkça ifade ederek Akşener'in oyununa düştü ve Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir dayatma yapmasını sağladı. Şimdi bu böyle size komplo teorisi gibi geliyor ama değil arkadaş. <laughs> Maalesef gerçek olan bu. Bu teliminin gerçek anlamıyla tamamıyla planlanmış. Ha buna böyle de davranırsan böyle davranır. Buna böyle davranırsan böyle davranır diye bir tezgahtı ve bu tezgahı HDP ile gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği andan itibaren de zaten hiçbir şey kalmadı. Buraya nereden mi ulaştım? Şöyle bir, İyi Parti'nin amacı Erdoğan'ın yıkılması değil. Gerçekten sadece bir parti olabilirsiniz. Diyelim Churchill sadece bir politikacıydı. Ama Almanya'nın yıkılması gerekiyor diyordu. Ne yaptı? Almanya'nın yıkılması için Stalin'le de aynı masaya oturdu. İşi bitirdikten sonra burası demir perdedir dedi. Ona karşı çıktı. Ama derili durumda yakalanacak ana halkayı doğru tespitliyor adam. Şu an herif hedefimiz Almanya'nın yıkılması bu. Bunun için Stalinle de otururum, şeytanla da otururum diyor. Önemli olan bu. Aynı şey Stalin için de geçerliydi. Stalin'de politikalarını beğenmeyebiliriz ama ne yaptı? Zaman kazanma diyelim ihtiyacı vardı. Diğerlerine yalvardı ya gelin bu Almanya tehlike oluyor, ittifak yapalım, şudur budur falan. Onlar Münih'te diyelim Almanya'nın ağzına Çıkoslovakya e, kemiğini attılar, iyice palazlandırdılar. Baktı ki kendisine doğru sürülüyor. Bu sefer Hitler'le anlaşma yapıp onu onların üzerine sürdü. Onların arasındaki çelişkiden yararlanarak en azından bir iki şey kazanma, Pol Polonya'nın yarısını Finlandiya'yı işgal ederek eğer Hitler ileride bana saldırırsa hiç olmazsa onu daha iyi ileride karşılarayalım diye bir plana girmesine ulaştı. Savaş, politik ya da askeri savaş böyle yürür zaten. Ama işte bütün bunları hesaplamak gerekir. Şimdi eğer İyi Parti'nin niyeti gerçekten Erdoğan'ı yenmek olsaydı Hiçbir şekilde şöyle bir kural getirilmezdi. Hayır HDP varsa biz yokuz. Ya da HDP ile görüşenler de burada bulunmaz. Çünkü kuralın bir de bu. Şeyini getiremezdi. Getirmemesi gerekirdi. Tamam HDP de gelsin demesi gerekirdi. Ne kadar farklı olursa olsun. Şöyle demesi gerek. Bu Erdoğan'dan kurtulmak önümüzdeki esas sorundur. Erdoğan buraya gelme Erdoğan'dan kurtulabilmek için Kürtlerle de bir araya geliriz. Önemli olan bu ortak somut amaçta bir yere gel. O bunu yapmıyor. birincisi. Bu çok önemli. Dolayısıyla amacı Erdoğan'dan kurtulmak değil. Bu çok açık. Peki amacı ne? Niye, niye yer alıyor orada? Niye yer alıyor? Amacı Erdoğan'dan kurtulmak olarak ilan etmiş olan bir masada niye yer alıyor? Burada bir çelişki var. Bu çelişki, çelişki değil aslında. İyi Parti ve Akşener'in MHP'den bir farkı var mı? Yok. Peki Niye yaralıyor orada? Kendisini daha pahalıya satmak, onu içinden kontrolü altına almak ya da sabote etmek için olabilir bu ancak. Başka bir çaresi yok. Başka bir açıklaması yok bunun. E böyle olunca tercihlerinin tam tersinin gerçek olduğunu hesaplamak gerekir. Çünkü olur kazanması en zayıf aday. Ama Kılıçdaroğlu'nun kazanması en zayıf aday olmasına rağmen açıktan karşı çıksa olmaz. Aynı ittifak içerisinde. Ama başka birisini önererek yani İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarından yanaymış gibi görünerek HDP'nin bu iyi Parti ne istiyorsa onun tersi doğrudur diye kendisini zaten o altılı masada yer almasını engelleyen partiye gıcık olarak yavaşa şey koymasını ve Kılıçdaroğlu'nun desteklemesini sağlamak. Bu çok zekice ve tamamıyla uyabilecek bir şey. Yani tak diye olan bir şey ve Kürt hareketi buna düştü. Tabi sadece bu da değil. Şimdi bu konuda bir yazı yazdım. İşte önce bir kere CHP'li biri diyor ki işte Akşener'in Yavaş'ın adaylığını istediği belli. Ben bunu okuyunca şüpheyle karşıladım. Çünkü daha önceden bu düşünceleri oluşturdum. Ha Akşener Yavaş'ı istemiyor. Ha CHP aslında Yavaş'ın adaylığını istemiyor ama bu istememesini kendisi direkt ifade etmiyor. Akşener'in Yavaş'ı istediği üzerinden ifade ediyor. Ve nasıl diyordu o? ben o yazımda aktarmıştım adamın adını unuttum şimdi CHP'li yöneticinin işte Akşener diyor gitti Yavaş'la görüştü diyor çok sağlam yerden elde edin edinin bilgi bu Yavaş sesini çıkarmadı ya da kabul etmedi diyor ben bunun üzerine bu haberin ayrıntısı üzerine durdum ve üzerine düşündüm ne yapıyor Akşener gidiyor Yavaş'la 5-6 kişinin huzurunda şunu diyor. Ya siz kendinizi aday olarak gösterin, biz sizi destekleyelim diyor. Şimdi bir kere başka partinin üyesi olan bir belediye başkanına bunu bu şekilde söylemesi hoş olmayan bir durum. Hadi biz bu işin o kısmını bırakalım. Gerçekten Yavaş'ın adaylığını istese Akşener nasıl davranırdı? ve gerçekten Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olsak nasıl davranırdı? Gerçekten ada, Yavaş'ın adaylığını istese nasıl davranırdı? Çok özel bir randevu alır. Kimsenin bilmediği, görmediği, özel, kişisel bir randevu, gayri resmi bir randevu. Böyle bir randevuda politik bir konu görüşeceği için kendisinin ya da karşı tarafında birer çok güvendiği insanın bulunacağı bir şekilde oturulur, o da şunu der. Altılı masa olarak biz ben sizi altılı masaya Cumhurbaşkanı altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak önermeyi düşünüyorum ve sanırım ki Sayın Kılıçdaroğlu da bunu kabul edecektir. Biz ikimiz kabul ettiğimizde zaten diğer ortaklar da kabul eder. Ama biz adayımız Mansur Yavaş'tır dediğimizde altılı masanın adayı olarak siz bunu kabul eder misiniz? Böyle bir durumda soru böyle sorulduğunda Mansur Yavaş muhtemelen şunu diyecektik. Altılı masa ve partim ...beni aday gösterirse elbet... ...bunu görev kabul ederim. Benim yazımda... ...aynen vardır bu. Yani bugün... ...en son olarak Mansur Yavaş'ın... ...yani altılı masa beni aday gösterdiği... ...takdirde ben bunu görev kabul ederim... ...diyeceğini... ...tahminen ben zaten... ...o analizimde diyorum. Yani soru böyle... ...sorulursa onun cevabı bu olacaktır. Ama böyle bir soru sorulmuyor. Bir... ...yani Akşener aslında... ...Yavaş'ın adaylığını istemiyor... İster görünmek istiyor. Niçin ister görünmek istiyor? A. HDP'yi Yavaş'a karşı vetosunu sürdürmesini ve Yavaş'ın fiiliyatta aslında oyun dışı kalması için. B. CHP de istemiyor. CHP istemediğini direkt söylemiyor. Akşener Yavaş'ın adaylığını istiyor ama o kabul etmedi diyor. Yani kendisi taraftarlarına ya bak Yavaş istemiyor. E, İstanbul başkanı da şeyli duruma geldi. Hukuken kala kala e, Kılıçdaroğlu kaldı. Buna bir şey denmesin mesajını veriyor. Yani bu bilgiyi de sız gizliden aldığını düşünüyor. Yani bu CHP'li yönetici. Şimdi Görüşmenin kendisi bir tezgah. Görüşmenin bilgisinin el altından dolaşması bir tezgah. Bunun CHP'li şey, e, yönetici tarafından bu şekilde kamuya açılması aynı tezgah. Yani aynı tezgah içerisinde farklı çıkarlar aynı tezgahta anlaşmış durumda. Politikanın içindeyseniz bunları bilirsiniz. Bu işler böyle olur. Ben o noktada kesin inandım ki bundan sonra artık tezgah Kılıçdaroğlu'nu pazarlamak, Yavaş'ı hiçbir şekilde oyun dışında bırakmak. Ve Yavaş'ın oyun dışında bırakılmasını sosyalistlerin çok ciddi bir şekilde araç olarak kullanacağını gördüm. Ne bileyim bir sol bu komün TKP'nin sitesine girdiğimde işte Yavaş'ın ülkücüyken yaptığı böyle işaretlerle işte böyle denizler, menizler, Kürt hareketi hakkında böyle ağzından köpükler saçarak yaptığı bir konuşmayı koymuşlar. Yavaş budur işte. Ya adam bir tarihte muhtemelen öyleydi. Ama Nasıl devrimciler biraz sonra hayata atılıp hayatın gerçekleriyle kar karşılaşıp fikir değiştirip birer sosyal demokrat oluyorlarsa o da muhtemelen değişebilir, değiştirilebilir. Bu başka bir şey olmuş olabilir. Acı yaptıkları bugün nedir? Yani bir belediye başkanı olarak yaptıklarının böyle bir yanı var mı? Belediye başkanı olarak kurt bir işareti mi yapmış? MHP bayrakları önünde ya da İyi Parti bayrakları önünde poz mu vermiş? Hayır. Dikkat edin. Bütün resimlerinde Atatürk ve Türk bayrağı var. O kadar. Yani bu şunu diyor. Ben devletin resmi hukuk çerçevesi içerisinde kalıyorum. Ben Benim için şu veya bu parti, şu veya bu görüş anlam taşımıyor mesajı veriyor. Bütünüyle davranışları, seçtiği kelimeler, me mesajları bu. Ama böyle bir noktada PKP'lilerin ya da başka sosyalistlerin çeşitli vesilelerle hep onun böyle bozkurt yaparkenki ya da eski gençliğindeki ya da orta yaşlılığındaki söylediği sözleri piyasaya çıkarması ortada ciddi bir şekilde özel savaş dairesi operasyonu olduğunu gördü. kesinlikle düşündürdü. Hele daha sonra bu Ümit neydi o adam? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın onun adaylığını önermesi o da bir provokasyonun bir parçasıydı. Kürtleri düşürmenin bir parçasıydı. Yani hemen işte bak Ümit Özdağ da adamı öneriyor dedi. Herkes bu tezgaha düştü zaten. Ondan sonra bu şekilde bir gelişme var. Ama şimdi burada yavaş adayına adına nereden geldiğimi anlatacağım. Ama önce bu bilgileri vereyim dedim. Ee, daha başka noktalara da baktım. Oğuzhan Uğur diye bir adam var. Bu Babala TV mi ne? Bu Babala TV'yi de ben izlememiştim. İzlemedim aslında hala. Sadece bu Türkiye İşçi Partili ne o? Ee, milletvekili var. Eski tiyatrocu. O oraya çıkmış çok böyle rekor kırmış binlerce insan imzalamış şey etmiş falan ya ben eski içgüdülerimle ha dedim burada tehlike bir şey var bu adamı piyasaya çıkarıyorlarsa bu babalı tv'de bu bizim e, Türkiye İçişi Partisi de tehlikeli durumda yani çünkü Bunları şöyle anlamayın yalnız. Türkiye İç Partisi devletin ajanıdır değil. Bunun siyasi eğilimleri, objektif eğilimleri şu anki devletin onu öne çıkarmasını gerektiriyordur. Onun önünü açıyorlar. 1990'larda ÖDP deneyini yaşayanlar bilir. Kürt hareketinin adını almamak için bu ÖDP Öne çıktı. O zamanlar şimdi HDP'nin ne bileyim başın sözcüsü mü bilmem nesi olan Saruhan Oluşlar falan o zamanlar ÖDP'deydi. Onun yöneticileriydi. Böyle ağızlarından salyalar akarak 10, %12 oy, oy alacağız. HDP nedir? Onlar Kürt'tür falan diye yani Kürt düşmanlığıyla böyle konuşmalar yapıyorlardı. O zaman da HDP işte seçimlerde girmişti ve neticeyi görmüştü. Bugün de benzerini tipe yapıldığını görüyoruz. O zamanın ÖDP'si bugünün tipi öne çıkırılıyor, şımartılıyor ve şey ediliyor ve bu da burada da başka bir tezgah dönüyor. Oraya da gideceğiz. Neyse benim bu kuşkumdan dolayı bu Babala TV'ye ve o Babala TV'ye çıkan arkadaşa zaten kuşkum var. Onlara sadece oradan da kuşkum yok. Daha önce onlara karşı yazılar da yazdım. Yani o işte biz hesap soracağız, intikam alacağız falan bütün bunların yanlış olduğuna dair. Bütün bunların asıl bu halkta hiçbir zaman e, destek görmeyeceğine dair yazılar da yazdım. Kendilerinin yani yaklaşımı, sosyalizmi, ele alış tarzlarını da yaz, karşıyım. Ayrıca bunlar ulusalcı adamlar. Yani şeyin o ne o kız olanın adı ne, onun da adını unutuyorum. Kusura bakmayın, yaşlılık. Girin Twitter sayfasına, Türk Bayrağı ve Atatürk falan var yani. Böyle bir sayfası var kadının. E, Gidin programlarına falan bakın. Bir arkadaşım girmiş onların programına Ya diyor sanki biz hiç 90'ları 2000'leri yaşamamışız gibi bir Türkiye tarihi var orada diyor. Yani işte ne Ermeni katliam var ne Rum katliam var ne şunlar var ne bu var. Var işte demokratik değerim oldu. İşte ikinci cumhuriyet oldu. Bir şey iki, ikinci meşrutiyet oldu. Cumhuriyet oldu diye şu liselerde tarih kitaplarında ya da ortaokullarda öğretilen tipik resmi e, Türk tarihi. Modern Türk tarihi var dedi. yani böyle bir parti aslında Türkiye İç Partisi ciddiye alınacak bir yanı yok ama bugün aşırı bir şekilde tam şehir küçük burçların hoşuna gidecek tarzda e, politik tecrübesi olmayanların hoşuna gidecek tarzda öne çıkarılıyor neyse bunu arada not etmiş olalım bu Babala TV'nin yönetici Oğuzhan Uğur çok kritik bir gündü o gün neydi tam hatırlamıyorum e, o da Kimin oğluymuş meğer? Mer? Sonra onu da bu adamla dedim tehlikeli çünkü nereden ulaştım? O da işte o çok kritik günde yavaş başkan olmayacağını açıkladı diye böyle bir sevinçli oh rahatlamış tarzda bir tweet attı. Yavaşla özel bir konuşma yapmış. O da orada işte başkan değilim şey başkan adayı değilim demiş göya. Aslında konuşmaya baktım. Öyle bir şey yok. Resmi bir açıklama da değil ama aslında özel bir konuşmayı resmi bir konuşma gibi kritik önde açıkladığını gördüm. Bu adam da dedim tehlikeli. Meğer bu Öcalan'ı getiren timin komutanı adamı soyadı Uğur'du neydi Atilla neyse unuttum. Onun oğluymuş o da. Yani o da öne çıkarılan bir adam olarak bu devletin adamı. Hem de bu nesnel adamlık değil. Burada öznel adamlık da söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani ortada ciddi bir şekilde bir operasyon koyuluyordu. Ne için o koyuluyordu? Çünkü bu adam Ülkücü kesimden geldiği için onların da oyunu alabilirdi. Sağcı kesimden. Tarafsız bir insan olduğu için işte AKP'liden de oy alıyor. Şuradan da işini iyi yapan, halkımız işini iyi yapan insana değer verir. Bu nedenle belli ölçüde Kürtlerden de oy alıyordu aslında. Çünkü anketlerde o kadar yüksek bir fark açılabilmesi için anketler insanların partilerine göre yapılmıyor ki. Her görüşte insanlar o anketin soruldukları içinde yığınla Kürt de var. Onlar da yavaşlıyorlar. Dolayısıyla bu adamın Erdoğan karşısında e, çoğunluğu sağlama hatta ilk turda seçilme olasılığı vardı. Devletin ise bugünkü izlediği politikayı en küçük bir şekilde değiştirmemesi gerekiyor. Erdoğan onların istediği her şeyi onlar da Erdoğan istediği her şeyi yapıyor. Dolayısıyla bu domuz topunu yıkmak kolay değil. Ama işte onlar bu domuz topu olarak çek ciddi risk gördükleri yavaşı oyun dışı itmenin yollarını ararlar ve bunu öylesine ustalıkla yaptılar ki bugünkü bunun araçları kendilerinin yaptıklarını bir başarı olarak görüyorlar. Bu söylediklerimi lütfen unutmayın. Seçimlerden yenildikten sonra bir iki sene sonra iyice böyle işler durulduktan sonra bu dediklerimin hepsinin aslında gerçeği yansıttığını göreceksiniz. Bugün şu havada olanlar oh Gitti bu iyi parti de nihayet rahatladık. Şimdi artık alıyoruz diye havaya girenlerin hepsi yarın öbür gün dilerim bu satırları bu konuşmamı dinlerler ve belki ayakları suya erer. Ama şu tecrübem de var. Ee, i̇nsanların çoğu her şeyi kendilerine yanlış olduğunu göstermesine rağmen yanlışlarını kabul etmezler. Böyle Trave'nin bir hikayesi vardır. İşte ilkel komünizmden modern kapitalist sömürge ilişkilerine git, atlamış bir toplum olan Kızıldereliler yani Meksika'daki Kızıldereliler bir madende çalışıyor. Aralarında o işçi Kızıldereliler konuşurlarken bir tanesi diyor ki bu dinamit diye hiçbir şey yapmaz diyor. Ya diyorlar uçuruyor işte yok diyor. Ben diyor elimde alırım patlatırım bir şey olmaz. <laughs> Neyse. Elinde ağlıyor, patlatıyor. Yok oluyor, yok oluyor tabii. Ama ondan sonra da hala. Aslında yok olmaması lazımdı ama başka bir yer yerde yanlışlık oldu. <laughs> diyor. Tıpkı bu işte kurşun geçirmez samaylısı vardır Anadolu'da. Böyle onu boynuna takınca o muskayı kurşun sana dokunmayacak diye kabul ederler. Ama ölüyorsan orada bir hata vardır. Ya Muska'yı yazan yanlış yapmıştır. O da ya da kendisi cenabetken takmıştır ya da bir şey, bir şey vardır. Onun için ölmüştür. Onun için yoksa. Onun gibi. Bunlar da fikirlerimi değiştirmeyecek biliyorum ama işte yine de söylemiş olalım. Neyse. Bu arada yine Yavaş'la ilgili başka bir iki ilginç şey daha gözlemim oldu. Bir gün Seval Nişanyan'ı izliyorum. Nişanyan'a birileri sordu. Yavaş'a ne diyorsun falan. Yavaş dedi olsa dedi desteklerim dedi. Ama dedi bu İmamoğlu'nu desteklemem bu dedi koyuldu kabın rengini alan kişiliksiz bir adam. Ya bu aynen benim de görüşümdü. Bu aynen de benim de görüşüm. İmamoğlu'na zerrece güvenmiyorum. Yani güvenilmez bir insan. Tamam ikisi de burjuva politikacısı ama birinin daha bir kişiliği, duruşu var. Öbüründe bu yok. Öbüründe bu yok. Ama küçük burjuva şehirli küçük burjuvaların hoşuna gidecek şeyler yapıyor. Faşiste faşist, solcuyla solcu solcu, i̇şte belediyeye bir takım solcuları sokuyor falan filan. Aslında kendisinin açıklarını da veriyor ki devlet yarın o bir gün onu iyice kontrol altına alabilir. Yani neyse, biri bu. Ama daha ilginç bir şey anlattı. Mansur Yavaş dedi, bir zamanlar bana telefon etti dedi. Bu işte şeyi izlemiş dedi. Yani bu kendisi de bir kasabayı beşe bir köy yaptığı için e, şirinceyi buna merak sarmış ve nişan yana telefon edip epey uzun bir konuşmuşlar. Şimdi dikkat edin, ülkücü bir adam bir Ermeni'ye telefon ediyor, devletin lanetlediği bir adamı ve onun bilgilerinden yararlanmış Sırf telefon edip konuşmaya kalkması bile önemli bir şey. Bunu da bir kenara not ettim. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelince benim kafamda şöyle bir tablo netleşti. Aha devlet Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor ama bunun için açıktan bunu belirle devletin bu e, muhalefet içindeki ajanı olan kılıç e, Akşener, doğrudan bunu yapamaz. Bunu tam tersi aracılığıyla başka bir maşa aracılığıyla yapacaktır. Kimdir bu maşa? HDP. HDP nasıl davranacaktır? Refleksleriyle Akşener ne diyorsa onun tersini savunarak ya da önererek. Dolayısıyla Akşener HDP aracılığıyla kendi amaçlarını gerçekleştirecekti ve gerçekleştirdi. HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıktan söyledi neredeyse. Yavaş'ın adaylığına da yüzde karşı olacağını söyleyince e, HDP karşı olacağını söyleyince HDP'nin karşı olmasına rağmen Yavaş kazanacak durumda olmasına rağmen bir sürü insan onu ha, zaten Türkiye'deki halkı, Kürtleri de fazla tanımayan bir sürü insan aha, HDP vermiyorsa Kürtler Yavaş'a oy vermeyecek. Dolayısıyla Yavaş olayın dışındadır. E Kılıçdaroğlu var. E, İma, e, Akşener zaten altılı basadın orta. HDP de onu destekleyince Kılıçdaroğlu seçilecek. Oyun buydu. Seçileceği an tak diye kılıç, şey dışına çıktı. E böylece sol CHP ile HDP'yi aynı kabın içerisine koydu. Bu HDP ile CHP'nin içinde bulunduğu kap Türkiye'de Erdoğan karşısındaki çoğunluğu kazanımız. ilgileri baştan belli. İşte biz bunu tersine çevirmeye çalışacağız. Ama bu anlattığımın ne olduğunu kimsenin inanacağına bilmiyorum. Ha, bu arada bir noktaya daha. Kusura bakmayın böyle hafızama not aldım ama oradan anlatıyorum. Ee, ona bakıyorum. Ben bu Akşener Yavaş'ın adaylığını istiyorum yazısını yazıp da analizi yatıp da Akşener Yavaş'ın adaylarını istemiyor sonucuna ulaştığımda tweetime meşhur bir gazeteciden bir not geldi. Demir Bey ben bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum kimseye anlatamadım. Bu yüzden lanetlendim diye. Ben de kendisine cevap verdim. Zaten kendisini izliyordum ama bu iş onu öyle uzaktan izliyordum. Şey, fazla bir görüşlerin ayrıntısı, söylediklerin ayrıntısı hakkında hele son zamanlarda pek izlemediğim için bir bilgim yoktu. Bunun üzerine biraz dikkat ettim. Onun işte bir kitabı var. Ona baktım falan. Aslında benim analizle ulaştığım sonuca o istihbaratla bilgilerle ulaşmış. Yani aslında Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini, Erdoğan'ı yenebilecek tek aday olan Yavaş'ın adaylığını istemediğini görmüş. Daha sonra bu kişi bir televizyonda bunu bir şekilde imalı şekilde söyledi. Belki başka programlarında daha ayrıntılı da açıklamıştır bilmiyorum. Ama o benim yazıyı okuduktan sonra başka yazılarımda okudu tahminimce. Bir programında benim önerimi yani HDP'nin böyle yavaşın adaylığını önermesini benden alınmış bir görüş değildi. Yani bir e, varsayım tarzında kendisinin varsayımı tarzında. Ya şu an düşünün HDP şöyle dese ne kadar harika olur falan diye bir açıkladı. Vur diye adam linç edildi ve ertesi gün o program piyasadan kaldırıldı. Bu da benim yargımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Şimdi o kişi bana tabii başka bilgiler de verdi. Arka plan bilgiler. Kendi duyduğu bilgiler yani. O kendisi açıklamadığı için ben de açıklayamam. Ne adını açıklayabilirim ne şeyini. Ama o bilgilerde zaten bu benim analizle bulduğum sonuçları tıpı tıpına doğruluyordu. O kadar yani bu kadarını söyleyeyim. Bunun verdiği de bir rahatlığım oldu. İç huzurum oldu. Ha <laughs> ha. Ben doğru değerlendirmişim politik durumun analizinden hareketle çıkarlardan hareketle yaptığım bu analiz doğru. Bu nedenle yavaş üzerinde bu kadar durdum ve anlaşılmayan sorun bu. Ama ben yavaş üzerinden tartışmaya başlamadım biliyorsanız bu sorunu. Oydaşma üzerinden tartışmaya başladım. Aday nasıl belirlenmeli üzerinden tartışmaya başladım. Şimdi iş çok uzadı. Bu işe başka bir videoda devam edelim. Belki yarın yaparım, belki bugün akşam yaparım. Böyle sohbet tarzında gidiyoruz. Ee, oradan devam ederiz. Yani un unutmayalım ben adaylığı konusuna işim üzerinden, yavaş üzerinden değil, başka bir alandan girdim. Neydi o? Yöntem, araştırma yöntemi. Adayın belirleme yöntemi üzerinden girdim. Niçin Başlangıçta hep oradan gidiyordum. Niçin sonra değiştirmek zorunda kaldım? Biraz onları anlatacağım. O, ondan sonra da devam ederiz. İşte böyle biraz arka plan bilgilerle sohbet havasında, arka plan düşüncelerle, beynimizin arkasında ne olduğunu aktararak biraz deney aktarımı yapalım. Rom.